Dünya hayatı sizi mağrur etmesin. Allah'a karşı garur var, garur. Sakın o da aldatmasın sizi. Garur, ziyade aldatmak prensibi olan, işi gücü aldatmak olan nedir o? Ağırlıklı olarak şeytandır. Şeytan gelir der ki, ya sen, Allah sana azap edecek de ne olacak? Sen günahlar işte, bir tevbe edersin kurtulursun. Allah bağışlar, gafurur rahimdir, sen günaha devam et, gençliğini yaşamaya çalış der. Sen bu köprüden bir geç, sonra bakarız çaresine der. Yani durmadan isyana teşvik eder, Allah gafurur rahimdir der, seni ümitlendirir. Evet, Cenab-ı Hak gafurur rahimdir ama Allah-u Teala gafurur rahimdir diye gaza bas, günahı işle demek değil ki. İşlediğin günahlardan tevbe et, Allah seni bağışlasın demektir bu. Yoksa sen günah işlemeye devam et anlamında bunu alırsan, Cenab-ı Hakk'a karşı saygısızlık olur. Şeytan sizi aldatmasın Allah'a karşı. اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَلُوٌ Ey kullarım, ey insanlar! Şeytan var ya, tepeden tırnağa kadar size düşmandır. Yani her hücresi insanoğluna düşmanlıkla, adavetle böyle yoğrulmuştur. Amansız düşmanınızdır. İnsan deyince nasıl kandırabilirim, nasıl benimle beraber cehenneme onu sokabilirim diye işi gücü size düşmanlıktır. Ayağınızı kaydırmaktır. Cehenneme doğru yolculuk yaptırmaktır. İşi gücü budur. Şimdi kıymetli dostlar, ya beni Adem, ey Adem çocukları, Adem'in çocukları diyor Cenab-ı Hak. La yeftinennekumu şeytanu kema ahrece ebeveyküm minel cennet. Ya düşünün diyor Cenab-ı Hak. Şeytan sizin babanızı, annenizi cennetten çıkarmaz. Ya ananızı, babanızı cennetten çıkaran şeytan var bu. Onları kandırdı ve cennetten çıkardı. Sizi fitneye düşürmesin.